kadar düşünün. İçinde binlerce yıllık tarihi barındıran, antik çağlardan bugüne şifa ve sağlık kaynağı olan. Öyle bir yer ki burası, doğanın mucizesi tarihle harmanlanırken, kültür ve yaşam görkemli geçmişiyle birlikte göz kamaştırır. Bu bereketli topraklar üzerinde kurulan şehir, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ve mitolojide tanrıçaların güzelleşmek için sularında yüzdüğü Pamuk Kalesi, tanrılar diyarı olarak anılan ve pek çok Yunan tanrısının savaş ve entrikasına sahne olan Hierapolis Antik Kenti ve yaklaşık 7000 senelik dokumacılık geçmişiyle Buldan'ı sarıp sarmalayan medeniyetler beşiği Denizli'dir. Sahip olduğu zengin tarihi ve doğal güzelliklerinin mükemmel uyumu, onu ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri durumuna getirir. O yüzdendir ki, Denizli denince akla Pamukkale, Pamukkale denince de Denizli gelmesi çok da şaşırtmaz kimseyi. Pamukkale travertenlerinin uzaktan görünümü binlerce metre yüksekliğindeki top top bulutların yeryüzüne inmesi gibidir. Mesafe yaklaştıkça bulutlar kar kümelerini andıran bir beyazlığa dönüşür. Bu masalsı güzelliğin büyüsüne kapılanlar ise kendilerini travertenlere giden yokuşu yürürken bulur. Oysa bu güzellik ne bir masal ne de bir rüya. Tanrıçaların bu güzelleşme iksiri aslında biraz jeoloji, biraz kimya ve eser miktarda da biyolojiden oluşuyor. Yine de herkesin üzerinde bir büyü etkisi yaratan temel etken ise termal suların toplandığı yer olan travertenler. Travertenler çok yönlü, çeşitli nedenlere ve ortamlara bağlı olarak kimyasal reaksiyon sonucu çökelme ile oluşan bir tür kaya aslında. Antik dönemlerden beri kullanılan termal kaynağın oluşmasına sebep olan jeolojik olaylar oldukça geniş bir bölgeyi etkiledi. Bu bölgede sıcaklıkları 35 ila 100 santigrat derece arasında değişen 17 sıcak su alanı bulunuyor. Termal su kaynaktan çıktıktan sonra 320 metre uzunluğunda bir kanal ile travertenin başına geliyor. Buradan da 60-70 metrelik kısmi çökelmenin olduğu traverten katmanlarına dökülerek ortalama 240-300 metre daha yol kat ediyor. Travertenler ise kaynaktan çıkan ortalama 35 santigrat derece sıcaklığında içinde yüksek miktarda kalsiyum hidrokarbonat bulunan suyun havadaki oksijen ile olan teması sırasında karbondioksit ve karbonmonoksitin uçması, kalsiyum karbonatın ise çökelmesiyle oluşuyor. Çökelmekte olan kalsiyum karbonat, başlangıçta yumuşak bir jel halinde bulunuyor. Zaman içinde sertleşerek oluşacak olan yeni travertenlerin üzerinde ziyaretçilerin gezmesine işte bu yüzden izin verilmiyor. Çünkü bu durum henüz yumuşak haldeki kalsiyum karbonatların ezilmesine ve dağılmasına neden oluyor. Travertenlere dağıtılan termal su ise kontrollü olarak belirli bir program dahilinde veriliyor. Bugün pek çok kişinin ziyaret ettiği antik havuz ise İsa'dan sonra 7. yüzyılda meydana gelen büyük bir deprem sebebiyle oluşmuş. Antik havuz suyun sıcaklığı nedeniyle rahatlatıcı bir etkiye sahip olmasının yanı sıra birçok hastalığın tedavisinde de etkili. Bu konuda yapılan araştırmalara göre antik havuzun suyunun kalp hastalığı, damar sertliği, tansiyon, romatizma, deri, göz, raşitizm, felç, sinir ve damar hastalıklarına çok iyi geldiği biliniyor. Bu havuzlara girmek için ise herhangi bir sağlık sorununuzun olmasına gerek yok.
Buraya sadece tarihi kalıntıların arasında keyifli bir zaman geçirmek için gelenler de var. Doğanın bahşettiği termal kaynakların dokusunda kurulmuş olan Hierapolis Antik Kenti, doğa ve kültür zenginliğini bir arada bulunduruyor. Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde Hierapolis ve çevresi tam bir sağlık merkezi durumundaydı. O yıllarda antik kente ve etrafına kurulan 15'ten fazla hamama binlerce insan gelir ve sağlıklarına kavuşurlardı. Temizliğe büyük önem verilen antik kentin girişinde ve çıkışında inşa edilen hamamlar bunun en büyük kanıtı. Pamukkale travertenlerinin hemen yanı başında yer alan kent, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan yapı ve eserleriyle dikkat çekiyor. Arkeoloji literatüründe Holy City, yani kutsal kent olarak adlandırılması, kentte bilinen birçok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar, kentin Hierapolis olarak adlandırılmasından önce de kentte bir yaşamın var olduğunu ve bunu ana tanrıça Kibele kültürünün ortaya koyduğunu belirtiyorlar. Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki büyük depreme kadar Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmüş. Üst üste yaşadığı bu depremlerden sonra kent, tüm Helenistik niteliğini kaybederek tipik bir Roma kenti görünümünü almış. Antik kentin en önemli yapılarından biri olan tiyatrosu ise 15 bin kişilik kapasitesiyle oldukça etkileyici. Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla yeniden restore edilen 1800 yıllık antik tiyatrosu, akustik yapısı ile konser, tiyatro ve benzeri etkinlikler içinde kullanılıyor. Tiyatro duvarına yazılmış bir şiirde ise Hierapolis'in güzelliği ve zenginliği, kutsal kent, altından kent, sen geniş Asya'nın en elverişli topraklarına sahipsin sözleriyle anlatılıyor. Hierapolis kentinin en büyük yapılarından biri olan Roma Hamamı, 1984 yılından beri Hierapolis Ören Yeri Müzesi olarak hizmet veriyor. Bahçesinde ziyaretçilerini aslan heykellerinin karşıladığı müzede, Hierapolis kazılarından çıkan eserlerin yanında, Laodikya ve Tripolis gibi antik kentlerden gelen eserler de bulunuyor. Müzenin etkileyici eserlerle donatılmış yerlerinden biri olan lahitler ve heykeller salonunda, taş işçiliğinin en güzel örnekleri sergileniyor. Salonda lahitler ve her an canlanacakmış gibi duran heykellerin yanı sıra mezar taşları, mimari sütun, paye başlıkları, yazıtlar ve kabartmalar da göze çarpıyor. Hikayeleriyle ziyaretçilerini etkileyecek eserlerin sergilendiği görkemli bir mekan olan tiyatro buluntuları salonu, Hierapolis Tiyatrosu'nun sahne binasını süsleyen eserlerin restore edilerek teşhir edilmesiyle oluşturulmuş. Salonda bulunan ve konularını genellikle mitolojiden alan kabartmalar ile tanrı heykellerinden oluşan eserler, estetiği ve hikayeleriyle görenleri hayran bırakacak nitelikte. Tarih ve arkeoloji tutkunlarının uğramadan gitmeyecekleri diğer antik kent ise Laodikya. Kazı çalışmalarının halen devam ettiği Laodikya antik kenti, Denizli Pamukkale yolu üzerinde ve şehir merkezine sadece 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Likos Irmağı'nın güneyinde kurulmuş olan kentin adı
Antik kaynaklarda daha çok Likos'un kıyısındaki Laodikya şeklinde geçiyor. Diğer antik kaynaklara göre ise kent M.Ö. 261-263 yılları arasında II. Antikos tarafından kurulmuş ve kente Antikos'un karısı Laodikya'nın adı verilmiş. Laodikya, M.Ö. 1. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biriydi. Ticaret yollarının kesiştiği noktada kurulması ve dokumalarıyla ünlenmesi, onu döneminin en zengin kentlerinden biri yaptı. Geçirdiği şiddetli bir depremle harap olan ve yeniden küllerinden doğan kent, hala etkileyiciliğinden bir şey kaybetmemiş. Laodikya halkının katkılarıyla kente çok sayıda yapı inşa edilse de, İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bu kentte bulunması, Hristiyan dünyası için de ayrı bir önem taşıyor. Denizli sadece arkeolojik eserleriyle değil, aynı zamanda kültürel mirasını günümüze ulaştırmasıyla da önemli bir kent. Acıpayam ilçesinde bulunan Yazır Camii, alışık olduğumuz klasik ibadet yerlerinden bir hayli farklı. Hacı Ömer Ağa tarafından yaptırılan cami, dışarıdan oldukça sade olsa da, içi görenleri hayran bırakacak nitelikte. 1801 yılında yapılan caminin en önemli özelliği ise, 13. yüzyıllarda görülen ağaç direkli Selçuklu Camii örneklerini hatırlatması. Derinlemesine dikdörtgen olan cami, altısı bağımsız 10 adet ahşap destek ile mihraba dik, 3 kısma ayrılmış. Süslemeleri bakımından oldukça zengin olan caminin duvarlarında panolar şeklinde resimler bulunuyor. Duvarlarda yer alan resimlerde yer yer minyatür uslubu ağırlığını hissettiriyor. Bu resimlerde özellikle cami, bitki ve ağaç motiflerine yer verilmiş. Ayrıca caminin tavanı da çıtalarla küçük karelere ayrılmış ve bu kareler belirli aralıklarla serpiştirilmiş bitki ve çiçek motifleriyle bezenmiş. Restorasyonu tamamlanarak tekrar ibadete açılan cami, rengarenk çiçekleri, zarif desenlerle kaplı duvarlarıyla insana hem huzur veriyor hem de görsel bir şölen sunuyor. Yine aynı tarzda inşa edilmiş bir diğer cami ise Çivril ilçesinin Savran köyünde bulunan Savran Şah Camii. Cami sadece ibadet etmek için değil, aynı zamanda milli mücadele döneminde köy halkının Yunanlara karşı birlik oluşturmak amacıyla toplandığı bir mekan olmuş. Caminin giriş kapısının kemeri üzerinde bir de kitabesi yer alıyor. Kaynaklarda belirtilen ve ahşap olduğu söylenen minaresi ise artık yerinde bulunmuyor. Yolu köye düşenler eğer bilmiyorlarsa bu küçük ve sade köy camisinin yanından geçip gidebilirler. Biraz dikkatli, biraz da şanslı olanları ise caminin içinde birbirinden renkli motiflerle bezenmiş süslemeler bekliyor. Caminin gösterişsiz ve sade dış yapısına karşılık, içeride bulunan işlemeler insanı hayrete düşürecek şekilde yapılmış. Caminin her bir köşesine ayrı ayrı işlenen desenler arasında en çok stilize çiçekler ve bahar dağları dikkat çekerken, mihrabın doğusunda kandilli minareleriyle bir cami, sol tarafta ise masa üzerinde kesilmiş bir karpuz ve hançer gibi ilginç olan figürler de bulunuyor. Duvarlardaki kemerlerin köşe boşluklarındaki panoların etrafı
bahar dallarıyla çevrilmiş. Süslemelerde zamanın etkisi ve bakımsızlık dolayısıyla yer yer dökülmeler görülse de işlemelerdeki zariflik caminin her bir köşesinde hissediliyor. Unutmayın, Anadolu'nun bu renkli mimari eserlerini görmeden Denizli'yi gezmiş sayılmazsınız. Denizli'nin buram buram tarih kokan ilçesi Buldan, geçmişi bugün yaşayabileceğiniz önemli bir yerleşim yeri. Birkaç mahalleden oluşan ve koruma altına alınan tarihi Buldan evleri, özgün mimari özellikleriyle göz dolduruyor. 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı şehir dokusunu yansıtan ahşap ve cumbalı evler, birbirlerinin manzarasını engellemeyecek şekilde ve yamaç ev yapılanmasına uygun olarak inşa edilmiş. Ahşap ve cumbalı olan eski Buldan evlerinin saçak ve bacaları, sundurmaları evlere ayrı bir güzellik katıyor. Genellikle 2 ya da 3 kattan oluşan evlerde eskiden bir kat dokuma atölyesi olarak kullanılırmış. Zamana yenik düşen evler restore edilerek günümüzde de bu gelenek hala yaşatılmaya devam ediliyor. Buldan evleri kadar yüzlerce yıldır yapılan dokumacılık zanaatı ve beziyle de ünlü bir ilçe. 14. yüzyılda İbni Batuta'nın "Orada pamuktan altın işlemeli kumaş imal olunur ki başka örneği yoktur. Kaliteli pamuğun kuvvetli eğrilmiş olması nedeniyle dokumaları uzun ömürlüdür. Bu kumaş beldenin ismiyle anılır" diye belirttiği Buldan'da dokumacılık bir yaşam biçimi. Osmanlı Sarayı'nda Osman Bey döneminden itibaren kullanılmaya başlanan Buldan bezi, asırlar boyunca şehzadelere elbise, sultanlara çeyizlik olarak itibar görmüş. Boyandıktan sonra kurutulan iplikler yine geleneksel yöntemlerle el çıkrıklarıyla bobinlere sarılıyor. Son aşamada el tezgahlarında peştemal, çarşaf, havlu, Buldan bükülü bezi, el bezi ve mendile dönüşüyor. Tezgahının başına duayla oturan dokumacılığın bu son ustaları, sabır ve tevekkülle devam ediyorlar işlerine. Bir zamanlar evlerin avlularından sokaklara yayılan tezgahın tıkırtıları, artık gelişen teknoloji ile mekanik, günümüzde ise gelişmiş otomatik tezgahlarla varlığını sürdürmeye çalışıyor. İster Buldan'ın içerisinde kurulan çarşısında, ister küçük ama şirin dükkanlarda el emeği göz nuruyla işlenen pek çok ürünü bulmak mümkün. Geleneksel yöntemler ya da günümüz teknolojisinin son haliyle dokunan Buldan bezleri, kimi zaman bir örtüyle renklendirdi evimizi, kimi zaman da zarif bir fularla şıklık kattı güzelliğimize. Kullanım yeri ve şekli değişse de, değişmeyen tek şey, yüzyıllar öncesinden günümüze Buldan bezinin hayatımıza kattığı estetik dokunuşlar. İnsanların ilk doğal barınaklarını oluşturan mağaralar, uzun yıllardan beri araştırmacıların ve macera severlerin dikkatlerini üzerlerine çekmeyi başarıyor. İçlerinde sakladıkları gizli güzelliklerin keşif ve seyrinin insanlara verdiği mutluluk, sık sık ziyaret edilme sebepleri arasında bulunuyor. Denizli-Ankara Karayolu'nda, Denizli il merkezine 30 kilometre mesafede Honaz ilçesinin Kaklık kasabasında bulunan Kaklık mağarası da işte bu sebeplerle dikkatleri üzerine çekiyor. Damla taşı, sarkıtları ve dikitleriyle süslü olan mağaranın Pamukkale'de bulunan travertenlere benzer basamakları, onu daha da ilgi çekici yapan özellikleri.
mağara içerisinde bol miktarda bulunan termal suların bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Mağaranın güneş alan ve su akan yerlerinde oluşan yosunlaşma ve bitki türleri, gün ışığına bağlı olarak yeşilin farklı tonlarında bir görsel şölen sunuyor. Her ne kadar bu şölen keskin kükürt kokusuyla sık sık bölünse de, mağaranın güzelliği karşısında bu kokuya da zamanla alışılıyor. İşlek bir yol üzerinde bulunan Keloğlan Mağarası ise Denizli'ye 60 kilometre mesafedeki Acıpayam ilçesinin 18 kilometre doğusundaki Dodurgalar kasabasında yer alıyor. Geniş bir girişe sahip olan mağara, içerisindeki sarkıt ve dikitlerle masalsı bir yolculuğa çıkarıyor ziyaretçilerini. Nemli ve sıcak havası yüzünden özellikle astım hastaları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. 5-6 metre yüksekliğinde olan mağaranın içindeki gezinti yollarının uzunluğu yaklaşık 145 metre. Bu yolu yürüyenler, mağara içerisinde yer alan çatlaklar boyunca sarkıt, dikit ve örtü damla taşlarının büyüsüne kapılmadan geçemeyecekler. Denizli'nin yer altındaki güzelliklerine doyanlar, bir de dağ havası almak isterlerse, Türkiye'nin en güzel manzaralarından birine sahip olan teleferik hattıyla bu keyfi yaşayabilirler. Denizli merkezden Bağbaşı Yaylası'na uzanan hat, şehri yukarıdan görmek için de iyi bir seçenek. 300 metre rakımdan 1400 metreye yükselen teleferik, muhteşem doğa manzarasıyla da etkiliyor herkesi. Teleferikten indikten sonra ise bekleyen dolmuşlarla Bağbaşı Yaylası'na kolaylıkla ulaşılıyor. Muhteşem manzaralar eşliğinde yürüyüş yapabilir, tertemiz dağ havası alarak gününüzü burada sonlandırabilirsiniz. Tarihin gelecekle harmanlandığı yerleri görmek, doğanın mucizelerine tanık olmak ya da şifa niyetine bir uğramak isterseniz eğer, Denizli tüm renkleriyle sizleri bekler.